elimizde boşluk artı 1/16 eşittir 3/2 işlemi var. Şimdi videoyu durdurun ve boşluğa ne gelmesi gerektiğini kendi kendinize bulmaya çalışın. Kaç artı 1/16, 3/2 eder? Hadi, şimdi birlikte çözelim. Problemi daha kolay ve anlaşılır bir hale getirmek için 1/16 ve 3/2'nin paydalarını eşitleyebiliriz. Ortak payda, buradaki paydaların ortak katı olmak zorunda. Ve ne kadar şanslıyız ki, 16 zaten 2'ye bölünüyor. 16, 16'ya ve 2'ye bölündüğü için, 16 ve 2'nin en küçük ortak katıdır. Bu ikisinin başka katları da var tabii ama en küçüğünü kullanmak işimizi kolaylaştıracak. O halde gelin 16'yı kullanarak, yani kesirlerin paydalarını eşitleyerek bu kesirleri baştan yazalım. Paydası 16 olduğu için buna dokunmuyorum. Boşluk artı 1/16 eşittir. Buraya da 3/2 yerine bir şey bölü 16 yazacağız. Paydayı 2'den 16'ya çıkarmak için 8 ile çarpmamız gerekir, öyle değil mi? O zaman tabii ki de payı da 8 ile çarpmamız lazım. 3 çarpı 8, 24 eder. Artık işlemi kafamızdan bile yapabiliriz. Boşluk artı 1/16, 24/16'ya eşitse ve burası da paydası 16 olan bir kesirse, kaç bölü 16 artı 1/16, 24/16 eder. Tabii ki de 23/16. 23/16'ya 1/16 eklersem, 24/16 elde ederim. Bu problemi bir de şu şekilde çözebilirdik. Başa dönüyorum. Boşluk artı 1/16, 3/2 ise boşluk, 3/2 eksi 1/16'ya eşittir. Evet, bu problemi isterseniz böyle de çözebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Boşluk artı 1/16, 3/2'ye eşitse boşluk, 3/2 eksi 1/16'ya eşittir. Bunu çözersek, 3/2'nin 24/16 ile aynı şey olduğunu biliyoruz. Eksi 1/16 eşittir. Daha önce de bulduğumuz gibi 23/16. Hadi bir tane daha yapalım mı? Bu biraz daha farklı. Bu seferki işlemimiz boşluk eksi 3/4 eşittir 2/3. Az önceki problemde olduğu gibi, bunu çözmenin de farklı yolları var. Mesela, eğer boşluk eksi 3/4, 2/3'e eşitse, boşluk, 2/3 artı 3/4'e eşit olur. Yazıyorum. 2/3 artı 3/4. Bu işlemi çözmek için özellikle paydaları eşitlemem lazım. 3 ve 4'ün en küçük ortak katı nedir diye sorarsam ne cevap verirsiniz? Bunu bulmak için bu sayılar arasında büyük olanın, yani 4'ün katlarını düşünüp, bu katlar arasında 3 ile kalansız bölünen en küçük olanını seçebiliriz. 4, 3'e kalansız bölünmez. 8 de 3'e kalansız bölünmez. Ama 12, 3'e kalansız bölünür. Hatta zaten 3 çarpı 4, 12 eder. O zaman bu iki kesrin de paydası 12 olacak. 3'ten 12'ye geçmek için 4 ile çarparız, öyle değil mi? Payı da 4 ile çarpınca, 2 çarpı 4'ten 8 elde ederiz. Yani 2/3, 8/12 ile aynı şeydir. 8/12 artı, 3/4'ün paydasını 12'ye eşitlediğimiz zaman da 4'ten 12'ye geçmek için 3 ile çarpacağız. Payı da 3 ile çarptığımızda 3 çarpı 3, 9 eder. Ve bu işlemin sonucu da 8/12 artı 9/12, 8 artı 9'dan 17/12 eder. Demek ki 17/12 eksi 3/4, 2/3'e eşitmiş. Aynı problemi bir de işlem sırasını değiştirmeden çözebilirdik. İşlem sırasını değiştirmesek de kesirlerin paydalarını eşitlememiz lazım. Ortak paydanın 12 olduğunu biliyoruz. Ortak payda için İstersek 24 ya da daha büyük bir sayı da kullanabilirdik. Ama daha basit olması için en küçük ortak katı kullanmalıyız. 3 bölü 4 yerine 9 bölü 12 yazabileceğimizi az önce bulmuştuk. Eşittir, 2 bölü 3 yerine de 8 bölü 12 yazalım. Buradaki kesrin paydası da 12 olacak. Boşluk bölü 12 eksi 9 bölü 12'nin 8 bölü 12 etmesi için de kaçtan 9 çıkarsa 8 kalır diye düşünelim. Bu durumda boşluğa gelecek sayının 17 olması gerekir. 17 bölü 12 eksi 9 bölü 12, 8 bölü 12 eder. Gördüğünüz gibi, problemi nasıl çözersek çözelim, boşluğa gelecek kesrin 17 bölü 12 olduğunu buluyoruz.